güzel. Ya Ahmet'in ilk geldiği gün ve yaklaşık 4 gün sonraki şu surat ifadesi aslında onun mutluluğunu bir nevi anlatacak. Onu biraz sonra bekleyen daha güzel bir sürpriz var. Ama öncesinde Ahmet'in çocuklarına kavuşma özlemi, yaşadığı her şeyi ekrana getirecek çok mini bir hatırlatmamız var. Lütfen dikkatli izleyin. Ahmet Değir hanımefendi ile 2002 yılında Kuşadası'nda tanışıyor. Hanımefendi Hollandalı. Bu birliktelikten çocuklar oluyor iki tane. Asıl hikaye ondan sonra başlıyor dediniz siz, evet. Eşinizin davranışlarından. Bir baba olarak rahatsız oldunuz. Eşinden gizli olarak polise gittim. Dedim durum böyle böyle. Polis zaten beni içeri bile almadı. Dedi ki kanıt getirdi. Gizli falan değil tabii. İstesem yüzlerce defa videoya çekebilirdim Hollanda'da. Yemek masasında normal yemek yerken kaç defa çektim de 2-3 tanesini sildim. Evet çok kötü. Görüntüyü polise götürdüm. Adam bakayım dedi. Daha içeri bile almadı. Nijmegen'de, Hollanda'nın Nijmegen'de bir şehir var. Baktı. Bunlar dedi sen hiçbir şey ifade edemezsin dedi. Ben çocuklarımı görmek için zaten aile vizesi başvurusuna bulundum. Vizemin iptal edildiği gün artık çaresiz kaldım. Çünkü her yere başvurmuştum. Yani bir şekilde... Kaç yılından beri Hollanda'ya giriş yapamıyorsun? 2012-2011 yılından beri Hollanda'ya giriş yapamıyorum Esra. Ben kendi öz çocuklarımı 5 yıldır hiç göremiyorum. Yüzlerini hiç göremiyorum. Onları çok özledim Esra Hanım. Ben sana devlet garantisi veriyorum diyecekleri eşime. Çocuklar alalım veya ben gideyim. 10 dakika gideyim sarlayayım garanti. Devlet garanti verirsin yani buna. Gideyim sarlayayım ondan sonra bırakayım. Peki. Bana bunu yaşatırsanız size söz veriyorum. Ömür boyu dualarım sizden, Ali Bey'den, çocuklarınızdan. Ay bütün inşallah. Türkiye'den lütfen bana yardım Ali edin. Benle her zaman iletişimde olan ve hep destekleyen avukatımız Özlem Bakırcı. Biz davayı üstleniyoruz dedi. Hollanda'da bir çözüm ortağımız var dedi. Özlem seni seviyorum. Hayırlı haberler bekliyorum. Ayşegül abla, onu bekleyen bir sürpriz var biraz sonra. Şu kapının arkasından çıkacak. Ama o sürprizden önce yorumlamak istiyorum dedin. Evet, ben... ...okulu bitirdim. Hollanda'nın yasalarını, kurallarını, kaidelerini 6 ay yaşamış ve uçucu hostes olarak defalarca kere gitmiş insan olarak bunu bir Türk yapmış olsaydı, bunun Hollandaca adı Nisan dili yapmak, şiddet uygulamak annenin yaptığı. Hollandalılarda yetişme sisteminde ney iz ney, hayır hayırdır. Anne bir yemek yapar, çocuk onu yemek zorundadır. Bu genel yetiştiriliş tarzındadır. Fakat burada gördüklerimiz, çocuğa Nisan dili yapılıyor. Bunu bir Türk yapmış olsaydı çok farklı şekilde yorumlanabilirdi. Sınır dışı olabilirdi. Durum tam tersi. Bir Hollandalı bayan, anne bunu yapıyor. Ve arkadaş bunu kameraya alıyor. Kanunlara göre, yasalara göre insan hakları orada çok gelişmiş. İngiltere'den sonra dünya üzerinde kadınlara en çok kıymet verilen ülkelerden birisi. Beatrix Kraliçe ve onun için özel günler oluyor. Kadın hakları çok fazlasıyla gelişmiş. Boşanan bir kadına ben ayrılıyorum dediği zaman devlet 30 bin avroya yakın bir para veriyor, ev veriyor, imkanlar veriyor, evi dayıya düşüyor. Bunlar olan şeyler. Ama şurada olan olay, Nisan dili yani şiddet, baba yapmış olsaydı bir Türk olarak bugün sınır dışıydı. Ama baba bunu kameraya çektiği için, görüntülerde çocukların yüzleri paylaştığı aslında için, yine bir nevi suçlu durumda. Aslında evet, bunu bilmiş olsaydı, mesela ben buraya çıkmadan önce avukatımı aradım. Dedim ki ben jüri olmak istiyorum, halk jürisi olmak istiyorum. Avukatınla mı konuştun? Evet, avukatımla konuştum. Haklarım mı? Sayın Cengiz, Sayın Cengiz Hortoğlu'na saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sevgiler gönderiyorum. Esra Ceyhan'ın eski danışan. Ay biliyorum, avukatı. Tanıyorum. Evet, çok cici de sevgiler gönderiyorum burada. Sevgileri var. Yani siz orada bile haklarınızı arıyorken evet, her insanın bu anlamda aynen hakkını öyle bilmesi lazım. Haklarımı şimdi istedim. Cuma günü dedi ki avukatımız Özlem Bakırcı davayı üstlenecek dedim. Zaten bunu söyledikten sonra senin o çocuklarına 5 dakika o sarılma özlemin ve hasretin var ya. Evet. O bile yeter sana. Aynen. Ve şimdi kapıdan kim geliyor biliyor musun? Özlem Bakırcı geliyor seni almak üzere. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, cuma günü bu müjdeyi vermiştik. Özlem bugün bizimle beraber Ahmet'i kucaklamak, birazcık daha rahatlatmak. Çünkü insan
biri geliyor diyor da kim geliyor acaba ya da kim bu davayı üstlenecek? İşte senin avukatın bu süreçten sonra davayı üstlenecek olan sevgili Özlem Bakırcı. Önce çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Üç yıl sonra bu stüdyoda olmak heyecan vericiymiş. Yok canım diyordum ama insan heyecanlanıyormuş. Heyecanlanıyor. Bir de seni o zaman bekar olarak uğurlamıştık. Artık böyle yeni gelin bu arada sevgili Özlem. Mutluluklar diliyorum eşine de. Çok teşekkürler. Şimdi Ahmet sana emanet. Biz emaneti bugün almaya geldik. Onun yani şöyle söyleyeyim, bu çok uzun ve engebeli bir yol. Bunun farkındayız. Ahmet sen de bunun bilincindesin. Kesinlikle evet. Ama onun içindeki bir özlem var ya, o 10 dakika sarılma özlemi. Ne yapacağız ve nasıl aşacağız? İlk 3 etabımızı anlatayım. Evet, uzun meşakkatli bir süreç. Uluslararası dava tecrübemiz var. Fakat bu uluslararası konular daha uzun sürüyor ve iki hükümetin birlikte çalışmasını gerektiriyor. İlk adımımız aslında çocuklar dünyaya geldiğinde gerçekleştirilmesi gereken bir adımdı. Yabancı evlilikler için halkı da bilinçlendirmek adına tekrarlayalım. Çocuklar iki cumhuriyete aitse, eğer iki farklı nüfusu varsa, her iki nüfusta da çocukların işlenmesini, babanın ve annenin nüfus kaydında görünmesini sağlamak aslında yasalda bir zorunluluk. Bu anlamda ilk adımımız bu olacak ve çocukları... Tabii bu süreçte Ahmet'in de çok eksikleri var ama ona yüklenmek de istemiyorum. Yok yok değil. İlk aşama eksiğimizi tamamlamak. Ahmet Bey'in Türkiye Cumhuriyeti kayıtlarında da çocukların babası olduğunu tescil ettirmemiz gerekiyor. Bir bu. İki? Birinci aşama kayıtlarda Türkiye Cumhuriyeti nezdinde Ahmet Bey iki evladının babası olarak görünüyor. Mahkemeden tespit kararı alıyoruz ve diyoruz ki Ahmet Bey babadır. Çocuklarıyla kişisel ilişki tesisi hakkı vardır. Kişisel ilişki tesisi Türk Medeni Kanunu'na göre düzenlenmiş. Babanın çocuklarıyla hani o söylediği 5-10 dakikalık... O 5 dakika var ya, evet, bak ya. Bak şu an tüylerim diken diken yemin ederim yani o hayal. Çocuklar küçük olduğu için yüksek ihtimalle Hollanda Cumhuriyeti yasaları da aynı şeyi söylüyor. Sabah alacak, öğleden sonra ya da akşam saatlerinde çocuklarını bırakacak İnşallah. Şekilde bir karar almaya çalışacağız. Kısa bir süreç değil, oldukça uzun bir süreç. Fakat başarmak için elimizden geleni yapmaya söz veriyoruz. Bir de Esra Hanım, ben de bir şey söyleyebilir miyim? Ben de 5 yıldır bu işte geceli gündüzlü uğraşmakla meşgulüm. Ama 5 yılda inanır mısınız daha bir bebek adımı dahi atamadım. Şu an benim için... son 5 yıldır attığım en büyük adım. İnşallah. Onun için Özlem Hanım'a, Esra Hanım'a, bütün Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben çocuklarımı görürsem, Esra Hanım beni buraya çıkartmaya İnşallah. Allah nasip ederse burada sarılayım. Siz başlattınız bunu. Buraya çok büyük ümitlerle geldim. Ümidim boşa çıkmayacağını biliyordum. Ve bunda da yanılmadım. Şimdi çok benim teşekkür hayattaki ederim. En önemli inançlarımdan biri o bir umut var ya. Biz o bir umutun peşinden koşacağız. O umutlar da giderek her geçen gün artacak. Özlem Bakırcı ve Ahmet bundan sonra beraber olacaklar ve biz gelişen süreci sizlerle paylaşacağız. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Elinden tutabilirsiniz inşallah. Esra Hanım çok teşekkür daha ederim. Çok Allah razı olsun. Allah razı olsun. Daha çok kömürler. Ne besleyen.